Altaş TV hafta sonu ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni gerçekleştirildi. Törene Meclis Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş, 15 Temmuz'u kıyamete kadar yaşayacağız ve yaşatacağız ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Beyefendi tören alanımızı teşrif etmişlerdir. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun efendim. Gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Tören Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hainler tarafından bombalanan yere karanfil bırakmasıyla başladı. İlk bomba bıraktıkları noktaya karanfil bırakıyorlar. Daha sonrasında ise programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz kötülüğün de iyiliğin de zirvede olduğu unutulmaz bir gecedir ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'u sadece günlerden bir gün, sadece Türkiye'nin geçmişinde olan bir kara leke olarak telakki etmenin çok ötesinde 15 Temmuz'u zaten resmi tatil olarak ilan ettiğimiz gibi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak benimsemek ve sonraki nesillere de aktarmak mecburiyetindeyiz. 15 Temmuz'un bu milletin geleceğini aydınlık kılan günlerden biri olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Allah'ın izniyle bu günü kıyamete kadar yaşayacağız, yaşatacağız dedi. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir hikaye gibi değil, bir destan gibi anlatacağız. 15 Temmuz'u bir masal, bir hikaye gibi değil, aynı zamanda ders çıkarılacak bir demokrasi dersi olarak anlatacağız. 15 Temmuz'u bu milletin geleceğini aydınlık kılan milli günlerimizden biri olarak Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacağız, yaşatacağız. Ve bu çerçevede emeği geçen herkesin kişisel hikayelerinin üstünde bir ortak ulusal hikayeye sahip olmanın kıvancını da kıyamete kadar yaşayacağız. 15 Temmuz dolayısıyla Ordu Garnizon Şehitliği'nde de anma programı düzenlendi. Programda şehitler dualarla yad edildi. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, dili tutarak, bir tutarak, iri tutarak bu ülkenin kıymetini bilmemiz lazım. Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Ordu Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene Ordu Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere siyasi parti ve meslek kuruluşları temsilcileri, protokol mensupları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı ile başlayan programda Ordu Valisi Tuncay Sonel şehitlik şeref defterini imzaladı. Yüzyılın kahramanları temasıyla bu yıl işlenen 15 Temmuz destanımızı bizlere veren önce yüce Rabbime hamdolsun. Bu gün canlarını bu aziz vatana gözlerini kırpmadan veren kahraman vatan evlatlarına, aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize selam olsun. Bu ülke kolay kazanılmadı. Rengini şehitlerimizin kanlarından alan şu güzel beyaz ay yıldızlı al bayrak kolay kazanılmadı. Geçmişten bugüne bu topraklara
binlerce şehitler verdik. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü şehitlerimizin emanetlerini, kahraman gazilerimizi unutmamak lazım. Bu toprakları, vatan yapanları unutmamak lazım. Ordu İl Müftülüğü'nce Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ardından dualar edildi. Sayısız nimetlerini bizlere ikram ettin, sana hamd ediyoruz, hamdimizi şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Duaların ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, 15 Temmuz gazileri Eray Can'la Erdoğan Güney'i de evlerinde ziyaret etti. 15 Temmuz gazilerinin o gece büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini belirten Vali Sonel, sizlere minnettarız dedi. Eray kardeşim nasılsın? Sağ olun. Sağ olasın. Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz gazileri Eray Can'la Erdoğan Güney'i evlerinde ziyaret etti. Böyle bir günde bizlere zaman ayırdığınız Sayın için teşekkür ederim. Kabımız her daim açık. Bizim için dünyalara değer. Allah tüm günler razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Vali Sonel ilk olarak 15 Temmuz gecesi G3 mermisiyle sol topuğundan vurulan 38 yaşındaki Eray Can'ın konuğu oldu. Böyle benim arkadaş çeviren, işte bu 8-10 kişi grup, tamam. Bize valimiz veya işte aile sosyal yardımcı olursa hani biz de orduyu görmek ya istiyoruz diyorlar. O vesileyle gelsin. Ben de size söylemiş olayım. Buyursunlar gelsin, ağırlayalım onu. Vali Soner'le sohbet eden Eray Can, işte bu sözlerle anlattı o geceyi Vali Soner'e. Polisler önümüze geçti, dedik o zaman da bizi bırakmayın, arkamızdan gelin, gidelim hep beraber diye yürümeye başladık. Sıkıyorsunuz, onları da sıkıyor. Yani sıkmayın, durun ki biz gidelim derken, orada millet bir çullanalım dedi, gidelim dedi. Orada üzerimize direkt zaten yaylım ateşi yaptılar. Vali Sonel'in bir sonraki ziyaret durağı ise İstanbul Göztepe Meydanı'nda darbeye karşı direnirken yaralanan 55 yaşındaki Erdoğan Güney oldu. Havaalanına giderken yolda sivil kişiler müdahale ediyorlar. Kalabalığı dağıtmak için gitti. Toplamları işte, sivil araçlardan 3 kişi. 15 Temmuz gazilerinin büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini belirten Vali Sonel, sizlere minnettarız dedi. Size düşen bir şey varsa işimizin kapısı, evimizin kapısı açık herhalde. 15 Temmuz gazileri Eray Can'la Erdoğan Güney ise yakın ilgisi ve gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla çok memnun olduklarını ifade ederek Vali Sonel'e teşekkür ettiler. Kapısı açık, Allah'a emanet. Sağ olun. Allah'a emanet. 15 Temmuz için anma töreni düzenlenen adreslerden bir tanesi de Zagreb Büyükelçiliği'ydi. Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un sadece Türkiye demokrasi tarihi için değil, aynı zamanda dünya demokrasi tarihi için de çok önemli bir milat olduğunu belirtti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dış temsilciliklerde etkinlikler düzenlendi. O noktalardan birisi de Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği oldu. Düzenlenen anma töreninde Hırvatistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Hırvatistan İslam Birliği, Boşnak Dernekleri ve Hırvat resmi kurumlarının temsilcileri ve Büyükelçilik çalışanları katıldı. Peygamber Efendimiz'in ruhuna hediye eyledik vasileyle Allah'a. Ya Rabbi, ashab-ı güzin terbiye. Etkinliklerde FETÖ'nün darbe girişimi ve Türk halkının mücadelesi anlatıldı, şehitler için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran törende yaptığı konuşmada hain darbe girişimi akşamı yaşananları ve 15 Temmuz gecesi Türk halkının darbecilere karşı verdiği kahramanca mücadeleyi anlattı. 7 yıl evvel gerçekten dünya tarihinin en büyük felaketlerinden, en büyük tehditlerinden, en büyük badirelerinden birini yaşadı Türkiye Cumhuriyeti. Ama bu badireyi aynı zamanda dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birine dönüştürdü. Türk halkı bir kez daha dünyaya
O gece tanklara az evvel videoda söylendiği gibi çıplak elleriyle meydan okuyarak, bombaların altına canını siper edercesine atlayarak bir kez daha göstermiş oldu ve o büyük badireyi çok büyük bir kahramanlık destanına dönüştürmüş oldu. Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin FETÖ'lü mücadelesinin hem yurt içinde hem de yurt dışında devam edeceğini belirtti. 40 yıl boyunca bu örgüt Türkiye'nin bütün stratejik, kendi deyimleriyle kılcal damarlarına sızmak suretiyle bu gizli gündemlerini 40 yıl boyunca saklamayı başardılar. Ta ki 15 Temmuz 2016 akşamına kadar. Harfiyen o gizli gündemlerini ifşa etmek ve deyim yerinde ise Türkiye'yi işgale müsait bir ülke haline getirmek için her şeyi hesap ederek harekete geçtiler. FETÖ'nün diğer ülkeler için de tehdit olduğunu hatırlatan Kıran, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği vurgusu yaptı. Bu öyle küçük bir tehdit değildi. Fethullahçı terör örgütünden bahsediyorum. Yabancı dostlarımız belki FETÖ kavramına hala aşina olmamış olabilirler. Fethullah Gülen terör örgütünden bahsediyoruz. FETÖ'den bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Milli Güvenlik Kurulumuz tarafından FETÖ diye uluslararası literatüre geçmiş ve Türkiye'ye ve bütün insanlığa tehdit oluşturan terör örgütü FETÖ'den bahsediyoruz. Anma töreninin ardından Mazornika Parkı'nda 15 Temmuz şehitlerinin hatırasına bir fidan dikildi. Ordu Valisi Tuncay Sönel geçtiğimiz hafta Ordu'da etkili olan sel afetinin en çok hasar verdiği bölgelerden biri olan Perşembe'yi ziyaret ederek sahadaki çalışmaları yakından inceledi. Vali Sönel Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile sel afetine maruz kalan yerleşim yerlerinde de incelemelerde bulundu. Vali Tuncay Sönel, Ordu'da geçtiğimiz hafta etkili olan sel afetinin en çok hasar verdiği ilçelerden biri olan Perşembe'yi ziyaret etti. Şey bu bölgeye kökten bir çözüm bulacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da ilimize gelmişti. Allah razı olsun. İçişleri Bakanımızla zaten her gün görüşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da geçmiş olsun dediğimizi iletelim. 8 Temmuz'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu Perşembe ilçesine 130 kilogram yağış düşmüştü. Vali Sönel'de afetin ilk gününden bu yana sahada yapılan çalışmaları yakından takip ederek ilçede incelemelerde bulundu. 137 konut, 46 araç, yani toplam 577 zarar tespiti yapılmış. Evet. Gidilmiş yani. Ayrıca tarımsal ve hayvansal zarar olarak 4162 dekar tarım alanı, ayrıca 310 arılı kovan, 450 kanatlı hayvan, 100 bin yavru balık, 2 bin ana arı zayi olmuş. Ve bunların zararları tespit edilmiş. Vali Sönel vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken selin yol açtığı yaraların en kısa zamanda sarılacağını da ifade etti. Eve 3 defa ben site başkanıyım. 3 defa. Evet. Sayın Vali, bu eve 3 defa girdi. Allah ya muradınız varsa. Sağ olun. Sönel buradaki ziyaretinin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile Gülyalı ilçesini ziyaret etti. Ali'yi ben ayağımda bir sırtımda taşıyacağım. Hadi Allah'a emanet olun, sağ ol. Merak etmeyin. Allah razı olsun. Cana gelme. Allah devletimiz düştü bak. Sayın bakanlarımız, sayın genelimiz Allah razı olsun. Ya. Ben istiyorum. Abi olayın olduğu günden beri yani inanın herkes sağ olun. Tamam. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Vali Sönel'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sen yukarı diyorsan tam Allah yukarı olsun. Onu yapacağız zaten efendim. Tam bunu yapın. Bunu da yapalım. Kenarlara korkulun. Bu sinirimiz oldu. Biz 180 milyon yaptık. Vali Sönel ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sel afetine maruz kalan yerleşim yerlerindeki incelemesinin ardından meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Genel müdürümüz, OSKİ genel müdürümüz. Tamam, ikinci idaresini diyorsan. Tartu. Köprüyü yaptılar şimdi. Ya, tamam mı? Hastay mısın? Bak sen canını abi sıkma Tartu. Bak sen yanındayız. Çekme. Fındık hasadına sayılı günler kala serbest piyasada da fındık fiyatı ivmeyi yukarı çıkardı. Tabelalarda fındık fiyatı 60 liraya yükseldi. Fındık hasadına sayılı günler kala serbest piyasada fındık fiyatı ivmeyi yukarı çıkardı.
Fındık üreticileri yeni hasat sezonu öncesinde sabırsızlıkla yeni sezon fındık fiyatını beklerken gözler bir yandan da serbest piyasadaki fındık fiyatlarına çevrildi. Fındık fiyatı geride kalan haftayı 58 lira bandında tamamlarken bu haftada ise 60 liraya yükseldi. Serbest piyasada fiyat yükselişi ise en çok henüz fındığını pazara indirmeyen fındık üreticilerine yaradı. Hal böyle olunca elinde mahsulü olan üreticiler yönünü serbest piyasaya çevirdi. Tabelalarda 50 randıman fındığın 60 lira yazmasına rağmen tüccarlar fındığı 62-63 lira seviyelerinden de satın alıyor. En çok merak edilen konulardan birisi ise fındığın serbest piyasadaki bu artışının sürüp sürmeyeceği. Mesudiye ilçesi Kışla Mahallesi'nde ilçe merkezine inen ayı ve iki yavrusu mahalle sakinleri tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha gel aşağı sürüyor daha. Görüntüler Mesudiye'nin Kışla Mahallesi'nden. İn. Daha. Evin önüne. İzlenemiyorsun ki daha. Mesudiye ilçesi Kışla Mahallesi'nde ayı ve yavruları ilçe merkezine indiler. Bak daha gitti. Aha gördüm. Gördün mü abi? Hadi gidelim. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafındansa bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karşıya koş. İn. Daha in. İki yavrusuyla birlikte ilçe merkezine inen ayının etrafta yiyecek arayışında olduğu düşünülüyor. Gel şimdi evin önüne indi. Daha taksinin önünden indi. Bak aşağı indi. Daha gitti bak. Daha gitti. Etrafta bulunan vatandaşlar da kısa süreliğine dahi olsa da korku dolu anlar yaşadı. Daha çarşıya gidiyor. Çarşıya koş. Bir süre ilçe merkezinde dolaşan ayı ve yavruları daha sonra ise doğal yaşamlarına geri döndüler. Ordu'da ekmeğe zam geldi. Son olarak 2023 yılının Ocak ayının sonunda zam gelerek 4 TL'den 5 TL'ye yükselen ekmeğe son gelen zamla birlikte Ordu'da 220 gram ekmek 7,5 TL'den fırınlarda satılmaya başlandı. Türkiye'de uzun zamandır kamuoyunda gündemi meşgul eden ve vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi olan ekmek fiyatlarında rakam netleşti. Uzun bir zamandır kamuoyunda konuşulan ve zam yapılması beklenen ekmeğe beklenen zam geldi. Ordu'da artık 220 gram ekmek 7,5 liradan satışa sunulacak. Ordu'da ekmek fiyatlarına en son zam 2023 yılı Ocak ayında yapılmıştı ve 4 lira olan ekmek fiyatı 5 liraya çıkartılmıştı. Ancak bu zammın üzerinden geçen zaman ve artan maliyetler sonucunda fırıncılar tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da yeni bir zam talebinde bulundu. Resmi görüşmelerin tamamlanmasının ardından Ordu'da yeni ekmek fiyatı 7,5 lira olarak netlik kazandı. 15 Temmuz tarihi itibariyle fırınlara giden vatandaşlar 220 gram ekmek için 7,5, 400 gram ekmek için ise 15 lira ödeyecek. Deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek ortak yayınında bir otomotiv firmasının yaptığı 50 milyar TL'lik bağış sosyal medyayı çalkalamıştı. Bağışı duyuran İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve program sunucusu Profesör Doktor Mustafa Karataş bu konuyu ilk kez Altaş TV mikrofonlarına anlattı. Çok sayıda bağış var ama bugün hem de benim için anlamlı olan çok kısa hocam alalım kapı komşum. Aynen. Evet. Hamit tamam, Duras inşallah, Otomotiv inşallah. 50 milyar TL. 50 bin TL. 50 milyar TL. 50 milyar TL. Her şey deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek ortak yayınındaki bu anla başladı. Bir otomotiv firması 15 Şubat çarşamba akşamı tüm kanallarda ortak olarak yayınlanan Türkiye Tek Yürek programında 50 milyar Türk lirası yardımda bulunacağını açıkladı. Bağışı İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve program sunucusu Profesör Doktor Mustafa Karataş duyurdu. Televizyonda ulaşamayanlar benim numaramı biliyorsa benden ulaşmaya
çalışıyorlar. Şimdi onlara bakarken ısrarla bir tanesi çaldırıyor. Israrla çaldırıyor. O da tanıyorum benim komşum Hamit Duras. Israrla aradım. Alo dedim bu sefer tabii. O arada başka telefonlara baktım. O da dedi ki 50 milyar TL. Tabii ben şimdi şok oldum. 50 milyar. Dedim ki teyit ediyor musun Hamit Bey? Söyleyeceğim dedim. 50 milyar mı? Doğru mu söylüyorsun dedim. Hocam 50 milyar dedi. Söyle dedi. Ne olur dedi. Evet. Otomotivden 50 milyar bağış. Şu an bağış yaptı. Rakam evet. Bir anda az önce verdiğimiz rakam çok büyüktü. Daha da katlanmış oldu. Bağış gecesinin en büyük yardımı olduğu için firmanın sahibi net değeri ve nasıl böyle bir yardım yapıldığı merak edildi. Bu arada ben 50 milyar ne kadar fazla? Çünkü Merkez Bankası 30 milyar vermiş. Hamit Duras 50 milyar diyor. Yanımda da o dünya çok gezen bir Özlem kardeşimiz var ya. Özlem de dedim ki 50 milyar. Hocam o zaman rekor bizde diyor. Kaçırmayalım dedik 50 milyar. 50 milyar evet. TL. Daha sonra ise gelen açıklamalar doğrultusunda firmanın aslında eski para birimiyle bağış yaptığı ve bu yüzden kafa karışıklığına yol açtığı açıklandı. Şimdi çıktık 50 milyarı ilan ettik fakat daha kapıdan dışarı çıkmadan tekrar beni arıyor, ısrarla arıyorlar. Tekrar hocam yanlış oldu, biz mahvolduk, 50 milyar bizi nereden bulalım vesaire. Ben de içimden tabii o zaman dedim ki ya paranın da imanın da kimde olduğu belli olmuyormuş herhalde dedim. Adam verdi 50 milyar. Bağış düzeltilmeye çalışılırken bir yanlışlık daha ortaya çıktı. Bu sefer düzeltin diye bizi arıyorlar sürekli. Hocam bir yanlışlık olmalı, biz bu insanları tanıyoruz, o kadar parayı çıkaramazlar. Tabii düzeltelim ederim yukarıdaki ekibe haber yollayalım. Acun Ilıcalı diye dediler ki sen bunu düzelt bizden sonra. O da 50 milyarı düzelteyim derken bu sefer 50 milyon dedi. Halbuki aslı bunun 50 bin lira. Tam bu esnada sosyal medyada bağış miktarı ve firma ile ilgili esprili diyaloglar dönmeye başladı. O hüzünlü süreçte yüzler bir nebze de olsa güldü. İhlaslı, temiz, hayır sahibi insanlar olduğunu biliyorum. Cenab-ı Hak onlara öyle bir tanıtım mı diyeyim, hani milyarlar akıtsalar öyle bir tanıtım olmazdı. O moral bozukluğu bir anda nükteye dolu dönüştü. İnsanlar üzerindeki o hüznü, kederi bir anda attılar ve şakalaşmaya başladılar. Oğlu görmüş otomotiv. Yanından geçmiş otomotiv, bir gün beklemiş otomotiv, satışlarda, ilanlarda falan öyle dillere düştü. Böyle bir faydası oldu herhalde, takdiriyle çözemedim. Dedim bu yanlışlığın bir sebebi olmalı, hikmeti olmalı. Şimdi çocuklar da beni görünce hemen 50 milyar diyorlar. O da hoşuma gidiyor yani. 50 milyar TL. 50 bin TL. 50 milyar, 50 milyar TL. 50 milyar TL. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Vali Tuncay Soner ve eşi Handan Soner tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Vali Tuncay Soner ve eşi Handan Soner tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Televizyonu çeviriyor, asılıyor, seni arıyor arkadaşlar. Vali Bey'e alacağım diye neyle? Gerçekleştirilen yemek programına Vali Tuncay Soner ve eşi Handan Soner, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, şehit aileleri, gaziler ve aileler katıldı. Bir komutan vardı ya. Evet. Hadi bakalım. Vali Tuncay Soner ve eşi Handan Soner, şehit aileleri ve gazilerin yer aldığı masalara dolaşarak onların hatırlarını sordu ve bir süre sohbet etti. Ben gelinim. Program İl Müftülüğü Murakıbı Osman Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek'in yemek duasıyla sona erdi. Elhamdülillah geçti. Bir cuma günü. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, aşırı yağışların ilk anından bu yana sahada. Başkan Aşkın Tören, incelemeleri sırasında Hacılar Mahallesi'nde fındık bahçesinde karşılaştığı yaşlı teyzenin de istek ve taleplerini dinledi. Bu sırada ortaya çıkan diyaloglar ve görüntüler ise izleyenleri duygulandırdı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bölgemizde 8 Temmuz Cumartesi akşam saatlerinde başlayan ve afet niteliğindeki aşırı yağışların meydana getirdiği
olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden sahada. Malum tabii bölgeyi bölgesel de değil, genel itibariyle etkileyen son 50-60 yılın en büyük afetiyle karşı karşıyayız. Bizi burada memnun eden en büyük olay afet olduğu günü sabah kepçeler falan iş başındaydı. Altınordu kent merkezinde derelerin taşması sonucu meydana gelen su baskınlarının izlerini saatler içerisinde sokaklardan silen Altınordu Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki mesaisi ise 7/24 esasına göre devam ediyor. Aşırı yağışların ilk anından bu yana sahada olan Başkan Aşkın Tören şu ana kadar kırsalda 40'tan fazla mahallede ayak basmadık yer bırakmadı. Geçmiş olsun. Hoş bulduk ablam. Bakımını yaparak hem olası felaketlerden sizi koruyor hem de merkezinizin tıkanmasını engellemiş oluyor. Büyük oranda engellemiş. Başkan Tören incelemeleri sırasında Hacılar Mahallesi'nde fındık bahçesinde karşılaştığı yaşlı teyzenin de istek ve taleplerini dinledi. Bu sırada ortaya çıkan diyaloglar ve görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Oğlum, uşuyor oğlum, tatlı oğlum. Üç tane çocuk geldi, delikanlı uşakla. Ana dedi, gene bizi atacaksın dedi. Koca kart bıraktı. Sen merak etme. Ben bak Cumhurbaşkanımızın burada emrini, talimatını yerine getireceğim. Ben gene uğralayım. Tamam. Gene uğralayım Allah. Allah sana sağlık versin. Sen onları düşünme. Evet. Sen bunları kendinden dert kasvet etme. Ben yapacağım. Tamam? Sağ ol oğlum. Hadi Allah'a emanet ol. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte koordinasyon ve işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Başkan Tören, kısa sürede afetin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracaklarını söyledi. Buraya nerede? Toprağın altında mı var? Yarısı toprağın altında. Yol var o. Öte yandan Altınordu Belediyesi'nin yaklaşan fındık hasat sezonunda dikkate alarak özel sektörden temin ettiği iş makineleriyle takviye ettiği ekipler kırsalda dört koldan çalışmaya devam ediyor. Fatsa Buhari Mahallesi'nde tadilat edilen Köy Yaşam Merkezi Kültür Yardımlaşma Derneği düzenlenen yaz şenliği programıyla açılarak hizmete girdi. Fatsa Buhari Mahallesi'nde tadilat edilen Köy Yaşam Merkezi Kültür Yardımlaşma Derneği düzenlenen yaz şenliği programıyla açılarak hizmete girdi. Yaz Şenliği programına Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar yaptığı konuşmada köy okullarının tekrar açıldıkça hayallerinin ve anılarının canlandığını belirtti. Bugün Buhara mahallemizde Köy Yaşam Merkezi'nin açılışı ve Buhara Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizin yaz şenlikleri adı altında düzenlemiş olduğu güzel organizasyonda mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Köy Yaşam Merkezimiz gerçekten eski köy okullarımız gibi anıların ortaya çıktığı, eğitim, kültür ve sosyal açıdan birçok organizasyonun yapılabileceği çok muazzam bir yaşam alanı oldu. İnşallah şu ana kadar 48 mahallemizde tamamlanmış olan köy yaşam merkezleri tadilatı devam eden 10 tanesiyle birlikte toplamda 58 tane köy yaşam merkezimiz her bir köylerimizin tekrar canlanması açısından birçok sosyal faaliyet, eğitim açısından, kültür açısından çok güzel organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Protokol üyeleri tarafından yaz şenliğine destek veren iş insanlarına plaket takdimi yapıldı. Programın son bölümünde ise yerel müzisyenler tarafından konser ziyafeti verildi. Kumru Yalnızdan Mahallesi'nde Kur'an ziyafeti, konferans ve binbir hatim duası programı gerçekleştirilecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kumru Yalnızdan Mahallesi, Kur'an kursu ve camileri yaptırma, yaşatma, yardımlaşma, dayanışma ve güzelleştirme derneği işbirliğiyle Kur'an ziyafeti, konferans ve binbir hatim duası programı gerçekleştirilecek. Bismillahirrahmanirrahim.
16 Temmuz Pazar günü saat 10'da Yalnızdan Mahallesi Binbir Hatim Camii'nde düzenlenecek programda Ordu İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçekli, İstanbul Emekli İl Müftüsü Profesör Doktor Rahmi Yaran konuşma gerçekleştirecek. Süleymaniye Camii Baş İmam Hatibi Ayhan Mansız, Trabzon Vakfı Kebir Yeni Camii Müezzin Kayyımı Muhammed Saka, Ünye Taşbaşı Camii İmam Hatibi Ercan Efiloğlu ve Ünye Merkez Camii İmam Hatibi Süleyman Şemsek, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecek. Kur'an dostları, Kumru İlçe Müftülüğü ve Yalnızdam Binbir Hatim Derneği işbirliği her yıl düzenlenen ve bu yıl 11.sini düzenleyeceğimiz Binbir Hatim Duası ve Kur'an Ziyafeti programına sizleri 16 Temmuz Pazar günü saat 10'da Kumru Yalnızdam Binbir Hatim Camii meydanına bekliyoruz. Gerçekleştirilecek programa tüm ordular davet edildi. Karadeniz'in incisi Ordu, 19 güvenli plajıyla yüzme keyfi yaşatıyor. Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi bünyesinde görev alan 87 can kurtaran boğulma tehlikesine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Güvendiğiniz için mantarlı alan içinde yüzmeye devam edin. İyi eğlenceler. Karadeniz'in doğal güzelliğini yansıtan Ordu'nun 19 güvenli plajı yaz sezonunda denize girmek için tercih ediliyor. Ordu'nun Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bulunan 19 güvenli plaj yaz sezonunda denize girmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Tokat'ta da deniz olmadığı için hazır buraya gelmişken orada da denizimiz var. Bu denizden de faydalanalım dedik. Geldik, girdik. Hava güzel, deniz güzel, kumsal güzel, her şey güzel. İki çocuğumuzu yüzdürmek için geldik. Hava güzel, deniz güzel. Plajlarda soyunma kabinleri, duş, tuvalet, çeşme ve can kurtaranlarını gözetleme kuleleri bulunuyor. Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi bünyesinde görev alan 87 can kurtaran boğulma tehlikesine karşı çalışmalarını yürütüyor. Geçen yıl bizim güvenli plajlarımızda yaklaşık 125 vatandaşımıza müdahalede bulundu arkadaşlarımız. Boğulmaktan kurtardılar. Bu yıl şu ana kadar 10 boğulma vakasıyla, hava şartlarında biraz ilk başlarda olumsuz gitmesiyle çok yoğunluk olmamıştı ama son bir haftadır yoğunluk var. 10 vatandaşımıza müdahale ettiler. Bizim güvenli plajlarımızda çok şükür, buna nazar değmesin diyorum, özellikle not düşerek. Güvenli plajlarımızın hiçbirisinde çok şükür bir can kaybı yaşamadı. OSKEM'in bağlı bulunduğu Arama, Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürü Ali Güneş, güvenli plajlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 19 plajımızda can kurtaran ekiplerimiz, 87 can kurtaran personelimiz var. Bizlerle beraber 90'ı bulan personelimiz var. 5 adet JSİK'imiz, 3 adet Zodiac botumuz, 1 adet de 4x4 ATV'miz var. Can kurtaran arkadaşlarımız vatandaşlara gerekli uyarı ikazları yapıyorlar. Anında bir olay olduğu zaman bütün istasyonlarımızda can kurtaran arkadaşlarımız birbirleriyle irtibat haline geçerek JSİK'ler, Zodiac botlar ve arama kurtarma ekiplerimizle birlikte olaya müdahale ediyoruz. Ali Güneş'ten vatandaşlara rip akıntısı uyarısı da geldi. Mutlaka kurallara uyun çağrısında bulundu. Normal dalga seyrinden hariç kıyıya gelen dalgaların tersine bir dalga hareketi ve orada bir beyazlama, köpüklenme varsa, denizin bir karışık hali varsa yaklaşık bu 10 metre genişliğinde bir alandır. Bu alanda denize girmesinler. Öte yandan güvenli plajlarda şu ana kadar bir can kaybı yaşanmazken vatandaşlara da uyarılar yapılıyor ve denize girmeleri öneriliyor. Tütüncü ve Köleoğlu ailelerinin mutlu günü. Hazal Tütüncü ve Gökberk Köleoğlu gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine girdi. Altaş TV kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Tütüncü ve Köleoğlu ailelerinin mutlu günü.
Ordu'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreniyle Seher Tütüncü'nün kızı Azal'la Ayfer ve Ömür Köloğlu'nun oğlu Gökberk dünya evine girdi. Gerçekleştirilen nikah törenine Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, çiftin akrabaları ve sevenleri katıldı. Çiftin nikahı kıyıldı. Genç çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Evet. Çiftin aile cüzdanını Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın takdim etti. Öncelikle olarak Gezihan'ın Vedat Bey'in bugün de burada yanıtım herkese hoş geldiniz. Genç çift nikahın ardından ilk danslarını gerçekleştirdi. Hazal ve Gökberk çiftine bizler de Altaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Bu haberle birlikte bülteni noktalıyoruz. Yarın yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olmak ümidiyle mutlu akşamlar.